Efendim merhabalar. Bugün sizler için yine Almanya'da geziyoruz. Almanya'nın Hessen bölgesindeyiz. Burada küçük bir şehirdeyiz. Evet, bu şehir 1300. yıllarda ismini almış Allendorf olarak da. Ama daha sonraki yıllarda birçok köyün, birçok kasabanın ismi Allendorf olduğu için Katolische Allendorf diye adlandırılmış. Yani Katolik şehir diye, Allendorf diye adlandırılmış. Ama daha sonraki yıllarda 1960'lı yılların başında burası şehir olmuş ve artık ismi Stadt Allendorf. Evet, başta burada 1500'e yakın insan yaşıyormuş ama daha sonra Almanya'nın en büyük silah fabrikaları, silah depoları burada inşa edilmiş ve dolayısıyla buranın nüfusu da 20-25 bin üzerine çıkmış. Hatta bir dönemler olmuş ki 25 bin sadece bu silah depolarında çalışan insanlar varmış. Tabii zamanla diğer fabrikalar da arkasından geliyor ve Türklerimiz de, Türk vatandaşlarımız da buraya geliyor. Şu anda 21 bin küsür insan yaşıyor burada. Tabii bunun içerisinde Türklerimiz de var, binin üzerinde. Evet, onları sizler için ziyaret edeceğiz, hasbihal edeceğiz diyoruz. Evet, şimdi çıktık sizler için Stadt Allendorf sokaklarına. Evet, Stadt Allendorf'ta geziyoruz efendim sizler için. Buradaki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz, hasbihal ediyoruz. Şu anda bir benzin istasyonundayız. Bu benzin istasyonu Stadt Allendorf'taki ilk ve tek Türk benzin istasyonu. Evet, bu güzel kardeşimiz yaklaşık 6 yıldır kendi işlerini çalıştırıyor. Ama 20 yıl aşkındır bu branşın içerisinde, yani petrol işinin içerisinde diyoruz. Bu güzel kardeşimizi sizlere tanıtmak istiyoruz. Bir tanışalım. Evet, ben Sezgin Bal, 30 yaşındayım. Burada doğma büyümeyelim. Yaklaşık 20 seneden beri bunun içindeyiz. 6 seneden beri benzinliği işletiyoruz. Ve insanımıza burada 24 saat hizmet etmeye çalışıyoruz. Eyvallah, 24 saat tek ve açık olan benzin istasyonu Stadt Allendorf'ta. Bir başka bir şey sormak istiyorum Sezgin kardeşim. Stadt Allendorf'taki Türklerle alakalı bir hasbihal programı gerçekleştireceğiz inşallah bugün. Nasıl buluyorsunuz bizim böyle bir program yaptığımızı, Kanal 7 olarak da neler söylersiniz? Çok güzel buluyorum. Buradaki bizim insanımızı da tanıttığınız için size teşekkür ediyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Bizim Stadt Allendorf'u da televizyona taşıdığınız için, tanıttığınız için çok teşekkür ediyorum. Sokaktaki hasbihalimize başladık. Evet, bir amcamız var ki burada aslen Malatyalıymış. Stadt Allendorf'un filozofu diye kendini tanıttı. Bir tanışalım, kimiz? Ben Stadt Allendorf'ta 1971 yılı 4. ayın 5'inde pazartesi saat 6'da firma Winter'de işbaşı ettim. Kendim Malatya'nın Aksada kazasının Kürecik Neyesi'nin Kepez köyündeyim. 3'e 1 1940 doğumluyum. Babam ismi Haydar, annem ismi Fatma. Peki bu filozofluk nereden geliyor güzel amcam? Şeyimde var, genimde, yani okumak, heves, öğrenmek. Mesela bugün dünyada araştırmak insana niye yaşar? Görmedin görmek, öğrenmedin öğrenmek. Peki biraz önce dünyanın filozofunun kim olduğunu söylediniz. Evet. Kim o? Dünyada ben de 100-150 tane filozofun ismi var. İslam aleminde tıbbın babası İbn Sina. Bu adam 980'de doğdu,
1037 öldü. 57 sene yaşadı, 72 tane kitap yazdı. Bir tane elimizde yok. Dünyada şeyin babası, tıpın babası Hipokrat. Bu adam milletten önce doğdu. İstanbul Büyükada'da. Türkiye'de? Tabii tabii. Milletten önce diyorum. İsa'dan evvel. İsa'dan evvel. Mesela bugün Çin filozofu var, Konfüçyüs. Hiç duydunuz mu? Duymadık. Cahilliğimize bağışlayın. Rica ederim. Ne mi nasip et. Bu adam 551'de doğdu, 479'da öldü. Dünya çapında bir adam. İbn Sinan var, İbn Haldun var, Ebu Bekir Zekeri var, Ferabi var, İslam aleminden 15 tane filozof var. Bunları öğrenmeniz lazım. Mutlaka öğreniyoruz. Sizden de öğreniyoruz ama öğrendiğimiz kadarıyla bir başka şey de öğrendik. Siz ilkokul mezunuymuşsunuz. Evet efendim, ilkokul. Mezunuymuşsunuz. Evet. Bunları siz nereden öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? Ben okuyarak. İnsan 4 yılda öğrenir. Ya okuyacaksın, ya göreceksin, ya duyacaksın, ya da soracaksın. 4 yılda öğrenir. Siz okuyarak? Ben okuyarak. Okuyarak öğrendim. 1991'de gittim Türkiye'de. 1500 marka kitap getirdim buraya. Şimdi 400 tane kitap var burada. Bak bugün verem ilacını bulan Robert Koch'tur. Alman bilim adamı. Bu adam 1824'te babası dünyaya geldi. 1826 annesi dünyaya geldi. 1839'da evlendiler. 1843'te kendi dünyaya geldi. 1882'de verem ilacını buldu. Şarbon sarayız ilacını buldu ve koral ilacını buldu. 1905'te bütün dünyada bilim sağlık ödülünü aldı. 1910'dan vefat etti. Kendisi Marburg'da çalışması var. Gidin odası var orada. Laboratuvarı var. Penisilini İskoçyalı bir adam buldu. Aspirini bir bilim adamı Marburg'da buldu. Hoffman isminde 1880'den. Çok güzel, tebrik ediyoruz sizi. Ha. Zamanınızı almak istemiyorum. Sözünü eyvallah, çok sağ ol. Sözünü çok dolusunuz, teşekkür ediyoruz. Onun için zamanınız çok değerli benim yanımda. Böyle insanların zamanı almak istemem ben. Teşekkür ediyoruz, yüreğinize sağlık. Zaman demek hayat, efendim, zaman demek yaşama demek. Eyvallah. Bir şeyden ne sıfırını almıyor, sıfır. Çocuklara dedim ki okulu bıraktın gittin işe, hayatın gitti boşa. Bahri bıraktın, girdin kışa, o zaman kafanı vurursun taşa. Evet, bu şiirle noktaladık güzel amcam. Teşekkür ediyoruz. Stadt Allendorf'taki hasbihal devam ediyor efendim. Allendorf sokaklarındaki hasbihalimiz devam ediyor. Şu anda bir Vodafone telefon şirketi bayisinin tam ortasındayız. Burada güzel ülkemin güzel bir insanı güzel işler yapıyor. Bir tanışalım diyoruz. Mikrofonu güzel kardeşimize uzatıyoruz efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Mithat Atlık. 37 yaşındayım. Burada 2010 yılının 3. ayından beri ikinci bir şubemizle müşterimize hizmet veriyoruz. Bir Vodafone bayisi olarak. Mithat kardeşim, sözleşme yapmadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Dikkat edilecek olan şeyler, mesela herhangi bir bayide veya herhangi bir şirkette gidip de yani masaya konan sözleşmeyi kesinlikle hemen imzalamayın. Gelin bize ilk başta danışın, yardımcı olalım. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Stadt Allendorf programı yapıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Çok memnun kaldık. Tekrar böyle bir etkinliklerde sizi tekrar bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Mithat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Stadt Allendorf sokaklarını karış karış. Canım alsan inan sana ses etmem, ses etmem. Kıydın diye beni sana küs etmem, küs etmem. El olsaydın kolay kolay pes etmem, pes etmem. Evet efendim, sizler için Stadt Allendorf sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bir yine vatandaşımızla hasbihal edeceğiz. Ne iş yapıyorlar biliyor musunuz? Çil çil altınlarla oynuyorlar. Evet. Çil çil altınlar. Buyurun.
Şimdi çilçil altınların olduğu yerdeyiz. Evet, çilçil altınların olduğu yerdeyiz. Bir hasbihal edeceğiz efendim. Kimle hasbihal ediyoruz? Adım Seyit, soyadım Çil. Bu kuyumcunun sahibi oluyorum. Kaç yıldır yapıyoruz bu kuyumculuk işini? Biz bu kuyumculuğu Stad Arınfe çevresinde aşağı yukarı 1992'den beri yapıyoruz. Bu zamana kadar halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz Stad Allendorf programı yapıyoruz. Stad Allendorf deyince ilk akla ne gelir? Stad Allendorf deyince ilk akla tabii ki yoğun, yabancıların yoğun olduğu bir yer geliyor. Ben öyle anlıyorum. Burada birkaç tane yabancıların çalıştığı fabrikalar var. Yoğun, halkımızın yoğun olduğu bir bölge. Öğrendiğimiz kadarıyla burası Hitler'in savaş döneminde daha çok cephanelik olarak kullanılmış ve hiç bombalanmamış, doğru mu? Evet, doğru. Eskiden öyle, evet. Bombalanmayan yerler var. Hatta cephanelik, kullanılan cephanelikler içinde bunkalar var, gittik, gördük kendimiz. Öyle bir eski bir yer tabii yani. Hitler döneminden kalma, bombalanmamış bir yer burası, evet. Doğru. Cephanelik olmasına rağmen bombalanmayan bir şehir. Evet, aynen öyle. Stad Allendorf sokaklarındaki hasbihalimize devam ediyoruz. Şimdi sizler için biraz da biraz önce bahsi geçen evleri, o bungalov dediğimiz yani sığınakları izleteceğiz, göstereceğiz. Ve çok farklı bir yer. Öyle bir yapı şeklinde yapmışlar ki üzeri orman. Yukarıdan baktığınız zaman sadece ormanlık görüyorsunuz. Hitler'in bu ince düşüncesi diyoruz. Şimdi buyurun bu güzel sığınakları izlemeye. Biraz önceki hasbihalimizde bahsetmiştik. Bu bölge Hitler tarafından savaş esnasında cephanelik olarak kullanılmış ve öyle bir yapı yapılmış ki üstten uçaklar geçtiği anda alt tarafta sadece ormanlık görsünler diye bu cephaneliklerin, evlerin ya daha doğrusu bu depoların üzerine ağaç dikmişler. Görüyorsunuz bu ağaçlar sayesinde burası hiç savaş esnasında bombalanmayan yerlerden bir tanesi. Çok ilginç gerçekten. Buyurun, buradaki birçok binanın üzerinde ağaç var, çamlar var. Yani bakın, buyurun izlemeye. Çamları izleyelim. Programımız bitmedi. Dolu dizgin devam ediyor. Birazdan tekrardan sizlerleyiz biz. Bir yere ayrılmıyorsunuz.